parça gibi. Nihal. Ben üstündekileri şey çok beğendim ama pantolonun formunu beğenemedim. Ben öyle bir şey kullansam dar bir şey giyerdim. Belin çok güzel, ince ama buradan bir anda kalınlaşıyor, onu sevemedim. Ayakkabılarının görünmesini de sevmedim. Onun dışında ceketin, saçın, kolyen, o üstündeki deri şey güzel olmuş. Teşekkür ederim. Ayşenur. Üstündeki kırmızı parça gerçekten çok güzel duruyor. Ben saçlarını da çok beğendim. Saçların da çok güzel. Sadece ben pantolonunu sevemedim. Birazcık bol. Buradan da bol. Buradan da bol. Her yerden bol duruyor birazcık. Ki sen zayıfsın. Seni birazcık iri göstermiş. Ama üstündeki parça çok güzel. Ben bayıldım. Teşekkürler. Ezgi. Üzerindeki rengi çok yakıştırdım sana ama ben sadece ayakkabılarını hiç sevmedim. Yani ayakkabılarını keşke görünmüyor olsaydı diyeceğim. Zaten görünmüyor ama yüksek yine de... Yüksek olsun diye giydim. Görelim mi? Şu traktörlerden mi? Traktörlerden evet. Yani çok hani gözü bozuyor acayip derecede ama üzerindeki çok yakışmış. Teşekkürler. Ayşegül. Ben... Yani üstünü çok beğendim, saçını da özellikle ama yani ayakkabısı falan çok spor kaldığını düşünüyorum. Çiğdem. Baktığımda böyle yanlış bir şey yok, dikkatli bakmazsan. Siyah, siyah içinde kırmızı patlamış, saçın da çok güzel. Ama gerçekten pantolonun formuna dikkat ettiğimizde tek rahatsız eden ayakkabın ve pantolonun bolluğu. Yoksa çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Ezgi. Renk çok yakışmış sana. Ama ben bu podyumda bir şey öğrendim. Böyle formsuz bir ceket omza atılmaz diye. Yani böyle ceket atıldığında jilet gibi durması gerekiyor. İnce ceketin bunun yakaları olduğu için böyle şey yakalı bir şey istemedim. Efendim? Yakaları olduğu için böyle şey hani yumuşak bir şey aldım. Yani omza atılacak bir ceket değil bence. Ceket kendisi çok güzel ama omza atılacak bir ceket değil. Bunu da ben burada öğrendim. Ben de. Deri ceket atılmaz burada öğrendim. Evet. Ama kırmızı çok yakışmış. Evet, pantolonun da şurası biraz daha dar olsaydı ayakkabıyı görmüyoruz. Güzel gözüküyorsun. Saç makyaj çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Hazır mısın Nazlıcığım? Evet, hazırım. Geçebilirsin. Teşekkürler. Nazlı Merat, ayakkabı 250 lira, pantolon 150 lira, çanta 180 lira, gömlek 40 lira, yelek 380 lira, yüzük 20 lira, kolye 25 lira. Hoş geldiniz. Az solistim. Solistim. Canım. Hoş geldin solistim. Hani vardır ya solistlerin yanında. Evet. Ay solistim. Nereye gidiyorsun? Bir erkek dergisiyle, bir erkek dergisiyle röportaj. Gelmiyor mu sesim? Bir yok. Erkek dergisiyle röportaja gidiyorum. Artistsin değil mi, sanatçısın? Evet, artist. Tabii, çünkü o topuzundan belli. Dön bakayım. Bugün hiç görmüyorum. Ay, kuşağını bile bile mi bıraktın öyle? Efendim? O kuşağını bile bile mi o sarkıttırıyorsun? Ya o sarkmış mı? Mikrofon takıldı. Hayır canım, üstündeki trench coat mudur? Nedir o, nedir? İşte onu öyle üstüme attım. Aslında atmayacaktım da eksik dersiniz diye öyle attırayım dedim. Ben seni kolyen hariç, tabii o astrolist saçın, yani astrolistsin tabii, mecbur topuzlar. O önünü böyle bir beğendim ama kolyen ne alaka? Bilemedim onu. Arkaya... Bir madalyon gibi bir şey olsun. Ama bir yok et onu. Çok lazımdı. Bakayım pantolonuna. Şöyle bir dur. Biraz bol o pantolonu. Ya şuradan daraltacaktım. Terzi dedi ki bol iniyor zaten dedi. Gerek yok dedi. Buradan daraltmadık. Aslında hadi şöyle istedim. Terzi'nin öyle demiş. Ben bir şey konuşamam Nazlı yani. O yüzden. O yani kanun, o demiş onu bir kere. Biz ne münasebet. Ben nasıl bir yorum yapabilirim? Hayır, ben de biliyorum bol olduğunu. Hani sizin bunu diyeceğiniz. O yüzden daraltmasını söyledim. Ama... Terzine benden selam söyle. Selamlar Halil Bey. Nur Hanım size selam bey? Söyle. Halil Bey. Halil Bey, Halil Bey. O pantolon. Sizin hayranınız. 4 santim. 2 oradan, 2 oradan. Sana... Güzel derli toplu bir hoş, o içindeki o neon tam artist yani artist. Böyle işte gidiyor çekime, 7 veriyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Artist. Art. Nazlı Hamarat.
tulum mu? Ne tulum? Pantolon, gömlek, şey, yelek. Sen her gördüğünü tulum zannediyorsun. Tulum yok. Valla bir tulum takıntın var. Halüsinasyon görmeye başladı. Kırmızı parça çıkartabilir misin benim için? Kırmızı parça mı çıkartayım? Evet. Tamam. Çünkü böyle bir gömlek üstünde böyle bir şey. O mikrofon falan bayağı şu an onu zorlayacak. Evet, mikrofon takılam orada. Bir dakika. Varsayalım çıktı o. Çıkartayım mı? Çıkar çıkar, bir şey gösterelim. Bir renk katmanlık istedin herhalde. Ama gömleğin üstünde böyle bir bluz, bu bluz. Ya bunu tek giyecektim aslında. Dekoltesi çok açık olduğu için içine gömlek giydim. Kemal. Ama ceketin var. Düğüm, fena düğüm. Nazlı, ceketin var zaten. Onu da gömleğin zaten şey, giyme gerek yoktu. Üzerindeki ceketi giyebilirdin yani. Evet. Şimdi o kolye oldu. Bıktım, güzel oldu. O anlamadım o üzerindeki kırmızı parça. Yani, kolyeyi mi alayım? O yok, şimdi gelmiş. İyi oldu o kolye. Ceketi al üstünde. Allah. Seninle gurur duyuyorum, zevkinle. Canım benim, bak. Gurur. Kolye tak orada güzel güzel. Ortaya kolye koy. Kaydı. Ayol baksana, Kara Fatma oldu. Evet. Şimdi zarif, güzel, şık, topuz oldu şu anda. Çünkü başka güzel böyle oldu. Bir karışık karışık parça üstünde yok. O bluzun gömlek üstüne giyemezsin. Lütfen. Sadece çıplak tende giyebilirsin. Ama bu tarzın saçıyla, kolyeyle her şeyi çok beğendin. O bluzu unutum. O bluz yok. Ve 7 veriyorum. Teşekkür ederim, kalp içinde. Çok sağ olun. Vallahi ben sevmiştim onu çiçeği şey üstünde ya. Ben de sevmiştim. Giysene bir daha. Giy. Giy Nazlı. Giy. Ben çıkarmayacaksınız, giyeyim. Ay. Ay. Çiğdem yetiş. Ben kendim giydim bunu içeride. Ay, lütfen. Lavaboya bile tek başına gitmiyor Nur Hanım. Lavaboya bile kadınla gidiyor. Ne yapıyorsun orada dedi. Ay beni konuşturtmayın gündüz gündüz. Sus. Ya alışkın bu. Hayatım, ismi üstünde Nazlı. Canım, ama ellerine ceketi... sağlık. Teşekkür ederim. Ay, rica ederiz. Ceketini giymeyeceksin. Artık bir küpeni verirsin bir gün. Çok beğendim. Bir küpeni paylaşırsın artık. Ya ceketi şimdi yorum yaparken eksik derler diye taktım üstüme. Yok, ben bu renk katma kısmını sevdim. Güzel bir malzeme, güzel bir kontrast yaratmışsın. Saçını hiç sevmedim. Saçımı maskülen yapayım dedim. Hiç sevmedim. Yani öyle böyle sevmedim. Nasıl sevmedim belli değil. Ama şık görünüyorsun. Benden teşekkür de yedi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ben seni çok iyi anlıyorum. Aslında sen çok uyanık bir bayansın. Çok zekisin.